Merhabalar değerli izleyicilerimiz. TÜSİAD SDKR'nin dijital çözüm webinar dizisine devam ediyoruz. Bugünlerde bir önceki çağrı döneminde projelendirilmiş konuları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Şu anda da 3. webinarimizdeyiz. 2021 çözümlerini anlattığımız 3. webinarimizdeyiz. Bugün Ford Otosan ve Kimola ile beraberiz. İlginç bir çağrı dinleyeceğiz. Sosyal medya metin analitiği. Üretim sahasında ya da diğer iş süreçleriyle ilgili çağrılara biraz daha alışkınız TÜSİAD SDKR'de. Ama bu ilginç bir çağrıydı. Ford Otosan'ın müşterileriyle ilgili, müşterilerini takip etme, onların alışkanlıklarını analiz etme üzerine ve ona göre de tabii Ford Otosan içerisinde üretim, satış, pazarlama birimlerinde nasıl aksiyon alınabilir? Bunu çalıştıkları bir çağrıydı. Hatta iki aşamadan oluşuyor. Bir taraftan büyük veriyi konuşacağız. Çünkü öncelikle tabii ki veri toplanması gerekiyor. Devamında da bu verinin analizi, yapay zeka desteğiyle ve makine öğrenmesiyle bu sistem nasıl çalışıyor? Bu metin analizleri nasıl yapılıyor ve nasıl aksiyon önerileri çıkartılabiliyor? Bunu da paylaşmış olacağız. Webinar dizilerimizde bir taraftan teknoloji kullanıcılarının ihtiyaç alanlarını, nerelerde ağrı noktaları olduğunu ve ne tür dijital dönüşüm çalışmaya ihtiyaçlı olduğunu paylaşıyoruz. Bir taraftan da o önlemeyi geçip eşleşmiş kullanıcılarımızla beraber bir proje dönemi geçirmiş şirketlerin de elinde nasıl teknolojiler var? Ve bu ihtiyaç alanlarına nasıl cevap verebiliyorlar? Nasıl sorunu çözüyorlar ya da verimlilik kazandırabiliyorlar? Bunlara bakmaya çalışıyoruz. Evet, bugün de sosyal medya metin analitiği dedik. Ford Otosan tarafında İlknur Köksal, Kimola tarafında da Beyvin Esen bizimle. İlknur Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk Sizi bir Başak tanıyabilir Hanım. miyiz? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Başak Hanım. Merhaba Beybin. Ben 15 yıldır Ford Otosan'dayım. Eski görevim yaklaşık 13 yıl kadar veri tabanı yöneticiliğiydi. Veriyle oldukça aslında uzun yıllar, özellikle ERP üretim sistemlerinde haşır neşir olduğum bir dönemdi. Son 2 yıldır da Data Analitik ekibinde Product Owner olarak görev alıyorum. Çok yeni kurulan bir ekip olmamız sebebiyle aslında müşterilerimizi dinlemek, daha iyi yakından anlamak ki bunlar iç müşterimiz, satış pazarlama ekipleri, finans, insan kaynakları, üretim, ürün geliştirme, mühendislik ekipleriyle veriyle ve analitikle ilgili ihtiyaçlarını analiz etmek üzere bir assessment, değerlendirme başlatmıştık ekibimiz yeni kurulduğunda. Buraya pek çok talep geldi data ve analitik üzerine. Daha çok otomotiv şirketi olduğumuz için üretim bizim temel hazinemiz. Bunu zenginleştirebileceğimiz noktalarda neler yapabiliriz diye baktığımızda ilgimizi çeken case'lerden bir tanesi sosyal medya analitiğiydi. Süper. Oldukça yeni jenerasyon, aslında çok keyifli bir case. Hatta ben sonrasında bu işe başladıktan, bu case'i incelemeye başladıktan sonra Columbia Üniversitesi'nde online bir programa katıldım. Sosyal medya analitiği, müşteri analitiğinin programını tamamladım. Konuyu daha iyi anlayabilmek, KPI'larını değerlendirebilmek. Aslında konunun biraz da böyle teorisine hakim olabilmek için pek çok case'imiz var ama bilmediğimiz bir alana giriyorduk. TÜSİAD'a başvurduk. Bu aşamada hani ihtiyacımız nasıl doğdu diye değerlendirecek olursak TÜSİAD'a başvurduk ve pek çok çağrı talebi geldi TÜSİAD'a. 22'ye yakın firma başvurdu Oo, case'imize. evet. Bayağı Yüksek başvuru alan çağrılarımızdan biri. muhakkak Beybi'nin sunumlarından daha detaylı rakamlar göreceğiz ama hani ben çok yedeklerde olsun, görüşme asil başvurularda olsun pek çok görüşme yaptım diğer firmaları da tanıyabilmek için. Yaptığımız çalışmalarda aslında çağrımıza başvuran 22 firmadan Beybi'nin de enerjisini alarak Kimola'yla çalışma kararı aldık. Bu bize ne sağlayacaktı case otosal olarak baktığımızda? Biz aslında müşteriyi pek çok yerde dinliyoruz, dokunuyoruz. Perakende satış firması olmadığımız için bizde bir search engine optimizasyonu veya işte internetten gelen istatistiklerin takibi gibi çok efektif müşteri geri dönüşleri yok. Bizde neler olabilir mesela? Bayiler, servisler, çağrılar, işte ilk test sürüşüne gelen denemelerde yapılan anket sonuçları, NPS skorları dediğimiz müşteriden gelen değerlendirmeler ve pek çok anket var.
gördük ki hani ankete insanlar her zaman hem sesli telefonla hem de yazılı olan anketlere bazen vakitleri olmadığı için veya pek çok sektörde anket yapıldığı için gerçek görüşlerini iletmiyorlar veya doğru bir şekilde değerlendirmiyorlar. Bazen bu hatayı ben de yapıyorum aslında. Hem karşı tarafı kıramıyorum hem de vakit ayıramıyorum. Ortalama bir değer doldurup geçiriyorum. Ama o ürün hakkındaki benim gerçek görüşümü, memnuniyetimi veya memnuniyetsizliğimi ne gösteriyor? Benim sosyal medyadaki davranışlarım. Bu bilgilerle aslında yaptığımız assessment, değerlendirme sonucunda pazarlama ekibimizden bir öneri geldi. Sosyal medya analitiğini yapmak istediklerini, bu konuda çalışmak istediklerini, bu case'i onlar önerdi. Ve biz aslında pek çok firmayla görüştükten sonra sizin aracılığınızla tekrar çok teşekkür ederek Kimoda'yla anlaştık ve onlarla çalışma kararı aldık. Pek çok POC çalışması, görüşmeler, iş birimleriyle değerlendirmeler, KPI'lerimizin analizi, toplantılar, dijital ajanslarımızdan toplanan verilerin paylaşılması, Google'ın açık olarak iletilen teknik detaylarını Bebin daha güzel aktaracaktır. Verilerin üzerinde yapılan analitik analizler, sentiment analizleri, NLP skorları gibi pek çok şey çalıştık. Ve bize aslında böyle bir bilinmeyen karanlığa, hazineye Kimola'nın çözümü ışık tuttu, fener yaktı. Çok faydalı, çok verimli bir ürün olduğunu ve çok güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Bu vesileyle hani bu konuda ilk aktaracaklarım bunlar Başak Hanım. Umarım Çok sorunuzu teşekkürler. cevaplayabilmişimdir. Çok teşekkürler İlknur Hanım. Daha TÜSİAD SDK'nın ilk başladığı zamanlarda daha çok böyle üretim tarafında kestirimci bakım projeleri ağırlıktayken yavaş yavaş böyle büyük veri projeleri gündeme gelmeye başladı. Çünkü şirketlerin elinde iş süreçlerinde yani her aşamasında ciddi bir data toplanıyor. Ve bunun nasıl sınıflandırılacağı, nasıl etiketleneceği, nasıl analiz edileceği, nasıl raporlanacağı ve bunların nasıl planlamaya, üretime, pazarlamaya, aksiyon önerisi bunlarla çıkartılacağı ciddi böyle büyük bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Ve firmalar da tabii giderek daha çok veri paylaşımına açık ve yatkın hale geldi. O yüzden büyük veri projelerini çok daha rahat çalışmaya başladık zaman içerisinde. Biz de TÜSİAD SDK'ya katıldığınız için çok mutluyuz. Bizim deneyimli kullanıcılarımızdan tabii Ford Otosan. Her seferinde de farklı bir alanda, bazen üretim sahasında, bazen tedarikçileriyle yaptığı çalışmalarda, bazen de böyle müşterilerinin davranışlarını analiz edecek şekilde farklı farklı noktalarda çağrılar açtı zaman zaman. Beybin Hanım'a dönelim o zaman. O dönem takip ettik, birkaç ay öncesiydi zaten, dördüncü çağrı dönemindeydiniz. O 2 aylık proje dönemi oldukça verimli, yoğun geçti. Kimola'nın elinde de iyi bir yapay zeka teknolojisi var bu konuda. Birçok firmaya da hakikaten ciddi tüketici davranışları üzerine projeksiyon sunabilecek bir teknoloji çalışıyor Kimola. İsterseniz hem bir SDK'daki süreçte nasıl projelendirdiniz ondan bahsederiz. Hem teknolojiyi sizden alalım ki başka firmalar için de bir öngörü vermiş olalım süreçle Harika. ilgili. Merhabalar o zaman tekrar. Ben de çok memnun oldum. Hem bu programda yer aldığımız için çok çok sevindim. Zira bir girişim olarak aslında şimdiye kadar birçok hızlanma programını hem biz tanıklık ettik hem de birçok girişimci arkadaşımızdan da dinledik. Bu bağlamda TÜSİAD'ın ben burada çok önemli bir rol üstlendiğini düşünüyorum. Çünkü hızlandırma programlarına markalar aslında ilgi gösteriyor. Yani Ford gibi büyük kurumlar ilgi gösterseler de aslında bu programların en büyük sıkıntısı takip. TÜSİAD aslında bu programla birlikte bu işin takibini de kendisine görev edinmiş ve iyi ki de görev edinmiş. Çünkü bazen hem girişim tarafı hem de kurum tarafı aslında bir formata oturtulmadığı zaman çalışmayı beceremeyebiliyorlar. Bu bağlamda aslında TÜSİAD'ın bunu bir formata oturtuyor. İşte şu kadar toplantı yapacaksınız. Bu kadar işte böyle bir çözüme ihtiyaçları var. Böyle raporlayacaksınız. Şu zamanda finalize edeceksiniz ilk çıktıları gibi bir formata oturtulduğu zaman aslında çok da hızlı bir şekilde çalışılabiliyormuş. O yüzden ben tekrar teşekkür ederim. Çok güzel program yapmışsınız. Umarım bir Biz sonraki de çok tarla teşekkür ederiz. yine
tekrar bir araya geliriz. Umarız, umarız. Çok da önemli bir konunun altını çizdiniz. Hakikaten işin takvimli olması ve takibi çok çok önemli. İki taraf için de, kullanıcı ile tedarikçinin arasındaki süreci de kolaylaşacak. Çok teşekkürler. Sizi şimdi sunumumuzla baş başa bırakırken izleyicilerimiz var şu anda. Onlara da hatırlatmak isterim. Teknolojiyle ilgili ya da Ford Otosan'da nasıl kullanılacağı ile ilgili sorularınız olursa soru cevap bölümünden yazarsanız ben uygun vakitte konuşmacılarımıza ileteceğim. Buyurun Beybin Hanım. Ben zaten sunumun devamında aslında birazcık da göstereceğim. Biz burada hani aslında Ford için konuşuyoruz bir yandan. Bir yandan da tabii ki her müşterisi olan şirketin aslında en büyük derdi müşterisini çok iyi bir şekilde anlamak. Bunu yıllar içerisinde konvansiyonel araştırmalarla aslında buradaki şey başladı, süreç başladı. Araştırma sektörü bu sene artık yani resmi olarak 100. yılını kutluyor. Ama tabii ki bir yandan da 1890'lara dayanıyor araştırmanın kökeni. Araştırma sektörünün kökeni diyeyim. Ve amacımız ne? Tüketicimizi daha iyi tanımak ve onlara daha kolay, daha sürdürülebilir satışlar yapmak. Tabii ki bu noktada tüketiciyi anlamlandırmak işte 3 kişinin demesiyle, 5 kişinin demesiyle olmuyor da önümüzde binlerce veri oluyor. Bu bazen tüketicilere sorarak bu verileri elde edebiliyoruz. Ama o zaman tabii ki sorduğumuz sorunun cevabını alıyoruz anketlerde. Dolayısıyla içgörü çıkartmak dediğimiz noktada açıkçası ben dijital verinin sevdalısıyım diyebilirim. Çünkü bizim hiç sormadığımız, daha önce hiç önemsemediğimiz konularda da yine bakış açıları getirebiliyor tüketici bize. O yüzden de dijital veri aslında benim en sevdiğim verilerden bir tanesi. Bu arada kısaca kendimi de tanıtayım. Beybin ben. Gerçek ismi bu. 2017 yılından beri Kimol'da partner olarak çalışıyorum. 2017 öncesinde de yaklaşık 10 yıl boyunca ajanslarda stratejist olarak çalıştım. İlk iş deneyimim yine bir araştırma sektöründeki bir anket şirketiydi. Üniversite yıllarımda sokakta anket yaparak başladım aslında ben bu sektörde çalışmaya. Dolayısıyla ta o zamanlardan beri de düşündüğüm bir şeydi aslında. İşte burada ben insanlara bu soruyu soruyorum ama beni sevdiği için cevaplıyor bu adam. Hani acaba gerçekten böyle mi düşünüyor diye hep düşünürdüm. Dolayısıyla iyi ki sosyal medya var, iyi ki tüketiciler olarak biz bir şeylere yorum yapıp bazı servisleri markaların iyileştirmesini talep edebiliyoruz ve markaları aslında yönlendirebiliyoruz. Bence bu teknolojinin en güzel yanlarından bir tanesi. Kimola metin verisini analiz etmek üzerine kurulmuş bir şirket. Buradaki metin verisinden kastımız sadece tüketicinin kendi markanız hakkındaki metin verisi gibi düşünmeyin lütfen. Aslında işte Ford için baktığımızda tüketicinin otomobiller hakkında konuşması da ya da hiçbir markadan bahsetmeden torpido gözü hakkında konuşması da bizim için yine önemli oluyor. Keza aynı şekilde sadece kendi markası değil rakip markası hakkındaki konuşmalar da önemli oluyor. Çünkü günün sonunda bir marka olarak bizim amacımız aslında pazar payı çalmak rakiplerimizden. Dolayısıyla aslında sadece kendi markamız değil tüketicilerin X bir konu hakkındaki görüşleri de bizim için önemli ve aynı zamanda da rakipler hakkında ne düşündükleri de önemli. Biz Ford'la çalışmaya başladığımızda aslında bize tam olarak bu istekle geldiler. Yani Ford dünyasını anlamak, otomobil dünyasını anlamak ve sonra da bu dünyadan içgörüler çıkartmak önemliydi. Bu noktada da aslında hani her yerimizde veri var artık. İşte Google'da Analytics verimiz var, web sitemizin verisini takip ediyoruz. İnsanlar nasıl aradı geldi onu takip ediliyor. İşte Facebook'ta insanlar yorum yazıyor, bunların verisi var. Her yerimiz veri kaynıyor artık. Hani eskiden bir veri sıkıntısı yaşadık, şimdi bir veri sıkıntısı yaşamıyoruz dünyaca. Ama bu sefer de başka bir problemimiz var, bu verileri analiz etmek. Çünkü günün sonunda 10 tane veriye bakmak, 15 tane kişinin söylediği şeyi anlamlandırmaya çalışmak işe yaramıyor. Onun yerine aslında binlerce tüketicinin aynı anda konuştuğu ve farklı konular hakkında ne konuştuğunu anlamak ve sonrasında da bunu içgörüye dönüştürmek aslında önemli oluyor. Kimol'dan kısaca bahsedecek olursam biz 2014 yılında Ankara'da kurulmuş bir şirketiz. Hala ofisimiz Ankara'da. 2019 yılında San Francisco ofisimizi açtık ve halihazırda 10 farklı ülkede ve 6 dilde 100 plus kurumsal müşterimiz bulunuyor. 6 dilde tüketicileri anlamaya çalışıyoruz. Bizim hali hazırda web üzerinden kullanılan Kimola Analytics ve Kimola Cognitive isimli 2 adet ürünümüz var. Bu ürünlerimizi biz Ford için
özel makine öğrenimi modelleri yaratarak, otomobil dünyasının özel makine öğrenimi modelleri yaratarak özelleştirdik. Bu platformlarımızda hali hazırda 33 farklı ülkeden kullanıcısı da bulunuyor. Buradaki müşterilerimizin bir kısmını eminim biliyorsunuzdur, eminim siz de kendilerinin tüketicilerisinizdir diye tahmin ediyorum. Kurumsal hayattan hepimizin çok yakın olduğu Multinet'ten tutun da Türk Kızılay'ına kadar ya da Pınar markasına kadar birçok marka ile şimdiye kadar çalıştık ve çalışıyoruz. Bizim TÜSİAD sürecimizdeki aslında çözüm ekibimiz 4 kişiden oluştu. Burada kurucumuz aslında başvuru sürecinde oldukça aktif olarak çalıştı. Ben strateji ve operasyon sürecini yürüttüm. Ekip arkadaşlarımızdan Begüm, dashboard'un kullanılması, burada makine öğrenimi modellerinin yaratılması için analistlere brief verilmesi üzerine çalıştı. Ve Hakan da halihazırda bizim araştırma ekip liderimiz. Hakan da bu süreçte içgörülerin çıkartılması üzerine çalıştı. Neler yaptığımızdan bir hızlıca bahsedeyim. Bir, aslında biz Ford Otosan'a özel bir arayüz yarattık ve markanın bahsedildiği metin verilerinin toplanmasını sağladık. Ne demek istiyorum? Yani insanların Ford hakkında konuştukları, Ford Trucks hakkında konuştukları, Ford Türkiye hakkında konuştuklarını dashboardumuzda toplamaya başladık ve burada arayüzü hazır hale getirdik Ford ekibi için. İkincisi, Ford Otosan dünyasına özel, yani otomobil dünyasına özel bir sentiment analiz modeli geliştirdik. Bu model neyi sağlıyor aslında? Genel bir sentiment modeli kullansaydı, aslında hızlıca bir örnek verebilirim bunun için. Her marka için ya da her konu başlığı için aynı sentiment analizi kullanılamaz. Neden? Çünkü bir dizi sizi ağlattığınızda bu dizinin senaristleri için harika bir şeydir. Ama Nike beni ağlattı derseniz o zaman bu Nike için kötü bir şeydir. Dolayısıyla biz ne yaptık burada? Ford dünyasına özel bir makine öğrenimi modeli geliştirdik. Sentimentlerini, insanların duygularını anlamak için. Ki böylece en accuracy rate'i en yüksek şekilde insanların duygularını anlayabilirim. Ve burada %81'lik bir doğruluk oranı yakaladık. Ki biz aslında hani Kimolo olarak sadece Türkçe'de değil, toplamda 6 dilde duygu analizi yapabilen, metin analizi yapabilen bir şirket olarak doğruluk oranlarımız ortalama %80 üzerindedir. Yani %80 üzerinde çalıştırmak üzerine çalışırız. Burada da %81'lik bir doğruluk oranı yakaladık. İkincisi, bir de konu bazlı analiz yapılabilen bir makine öğrenimi modeli geliştirilmesini sağladık. Bu neden gerekliydi? Çünkü biz markalarımıza aslında şunu öneriyoruz. Tüketici konuşmalarını topladıktan sonra belirlenmiş metriklerin takibi önemlidir. Yani insanların bu ay sadece bizim fiyatlarımızdan bahsetmesi değil de bir trend grafiğine dönüştürdüğümüzde gerçekten sürekli fiyat mı konuşuyorlar? Yoksa işte bu ay bizim reklam kampanyamız mı daha çok konuşuldu? Ya da Ford otomobillerimizin özellikleri ve kalitesi mi daha çok konuşuldu? Bu metriklerin takibi markalar için çok önemli. Sadece bir aylık bir veri değil de bunun trend olarak görebilmesi önemli. Aslında bu araştırma da NPS skorlarına denk gelir. Belki duymuşsunuzdur daha önce. Biz de sektör bazında konu bazlı analiz yapılabilen makine öğrenimi modeli geliştirdik Ford için. Bunu aslında her marka için, her sektör için ayrı ayrı modeller geliştirilerek çalışılır. Bir örnek vermem gerekirse bankalarda ölçtüğümüz şeyler ATM'ler mi daha çok konuşuluyor, yoksa şubeler mi daha çok konuşuluyor, yoksa kredi kartları mı daha çok konuşuluyorken Ford için geliştirdiğimizde teknik konular mı daha çok konuşuluyor, kalite mi daha çok konuşuluyor, fiyat mı daha çok konuşuluyor, bayiler mi daha çok konuşuluyor gibi etiketlere aslında ayırdık. Bununla beraber bir de aslında hani bizim derdimiz ne? Bir, tüketiciyi anlamak. Tüketicinin ne dediğini anlamak ve bunu sürekli takip edebiliyor olmak. İkinci konumuz ne? Peki ben bu tüketiciye nasıl ulaşacağım? Çünkü konu sadece aslında onların dertlerini, motivasyonlarını anlamakla bitmiyor. Bir de bu kitleye ben en iyi nasıl yaklaşırım? Bu kitle kaç yaşında? Ne tarz ilgi alanları var? Hatta hangi tarz müzikten hoşlanıyorlar sorusunun bile cevabını verebilmek gerekiyor. Çünkü günün sonunda bizim aslında markalarla yapmaya çalıştığımız şey ne? Yani bir markanın en çok istediği şey ne? Tüketicisine arkadaş olabilecek kadar tanıyabiliyor olması. Çünkü eğer arkadaşı olabilirse o zaman ona uygun pazarlama planları ortaya çıkartabilir. Bir tüketici grubunun hangi TV yayınını en çok izlediğini bilirseniz eğer o TV yayınından sonraya reklam koyarsınız.
hangi ünlüyü sevdiğini bilirseniz o zaman o ünlüyle çalışırsınız. Hangi sosyal medya fenomenini takip ettiğini bilirseniz o zaman o sosyal medya fenomeniyle çalışırsınız pazarlama kampanyanızda. Dolayısıyla biz ne yaptık aslında toparlayacak olursam? Bir, tüketicilerin derdini anlamaya başladık ve bu metrikleri takip etmeye başladık. İki, bu tüketicilere nasıl erişeceğimizi anlamaya başladık. Bu da yine oldukça önemli bir konu. Kısaca bir örnek vermem gerekirse aslında hep beraber ekrana okuyalım isterim. Burada bir tweet görüyoruz. Ben size bir tweet üzerinden bunu örneklendireyim istedim. Fuat Kara demiş ki, karbüratörden benzin sızıntısı olmuş. Bizimkini Opel servise götürdüm ama bakalım kaç paraya çıkacağız bu sefer. Bıktım artık, her seferinde araya en az 1.000 lira sıkışıyor. Hepimizin mutsuz olduğu servis hikayelerinden bir tanesi. Burada aslında Kimola çözümüyle yapılan analizde biz neleri görebiliyoruz? Bunları göstereyim. Bir, bu kişinin Formula 1 yarışlarına ilgi duyduğunu görebiliyoruz sosyal medyadaki hesabındaki paylaşımlarından. İki, bu insanın beyaz futbol programıyla etkileşime girdiğini görebiliyoruz. Ford'un en çok EcoSport modelini beğendiğini görebiliyoruz. E-ticaret alışverişinin hepsi buradan yaptığını görebiliyoruz. Nasıl? Çünkü hepsi buradayla etkileşime girmiş sosyal medyada. Ya da en sevdiği ünlünün Haluk Levent olduğunu, televizyonda en çok haber izlediğini yine aynı şekilde sosyal medyalardaki paylaşımlarından görebiliyoruz. İkincisi, yapay zekaya eğitim verilerek yapılan sınıflandırmada bu kişinin erkek olduğunu, yaşını, yetkili servis hakkında konuştuğunu ve negatif bir içerik ürettiğini görüyoruz. Son olarak burada aslında yapay zeka eğitim verilerek yapılan sınıflandırma demek supervised learning demek. Yani etiketler baştan belirlendi ve o metrikler takip ediliyor demek. Bir de metrikler aslında belirlenmeden, yani yapay zekaya bir öğretim yapmadan Kimola'nın doğal dil işleme teknolojisinden gelen veriler var. Burada da bu kişinin aslında karbüratörden bahsettiğini, benzin sızıntısından bahsettiğini, bir maliyetten bahsettiğini ve Opel markasından bahsettiğini yine aynı şekilde görebiliyoruz. Bir tweet'e baktığımızda bunu tabii ki anlamlandırmak çok kolay, bunu manuel olarak yapmak çok kolay. Ancak düşünün ki önünüzde bunun gibi 10 bin adet içerik var. O zaman tabii ki bunu manuel olarak yapmak mümkün değil. Beybin Hanım, bu slaytı geçmeden izleyicimizden gelen bir soru var. Tüketicinin yaş, cinsiyet gibi demografik bilgilerini nasıl belirlediniz? Twitter'da genelde isimler takma, doğum günleri de verilmiyor. Çok haklısınız. Twitter'da profil fotoğrafı üzerinden yaş ve cinsiyet tanıması yapıyoruz. Ve burada işte ünlülerin fotoğrafları hani sayılmıyor. Dolayısıyla bir insan yüzü olup olmadığını önce sistem algılıyor. Sonrasında da cinsiyetin yaşını, hatta bıyığı var mı yok mu ya kadar aslında öğrenilebiliyor. Diyerek devam edeyim. Katma değer konusundan aslında bahsetmek isterim. Çünkü bizim aslında teknolojinin işte bu yapay zeka bizim yerimizi mi alacak gibi hep hani yapay zeka üzerine güzellemeler duyuyoruz. Aslında yapay zeka bizim yerimizi almak için değil, bizim işimizi kolaylaştırmak için var. Çünkü 10 bin adet veriyi bizim okumamız mümkün değil. Fakat yapay zeka oradan bir sınıflandırma yaptıktan sonra o veriyi anlamlandırmak ve oradan aksiyonlar çıkartmak yine stratejistlerin, çok iyi stratejistlerin, çok iyi pazarlamacıların işi. 145 bin adet son bir yılda Ford markasından dijital ortamda bahsedilen görüş bulunuyor. Bir kişi normalde bütün veriyi hiç ara vermeden, yani hafta sonunda çalışarak manuel bir şekilde sınıflandırması için 435 bin dakikaya ihtiyaç var. Bu da aslında 906 güne denk geliyor. Bunu tabii ki bir kişi yapamayacağı için biz biraz daha insaflı davranıp dedik ki bunu 4 kişi yapsın. Ancak o zaman bir yıl içerisinde sadece veriyi sınıflandırmak için, toplamak için değil, analiz içgörüler çıkartmak için değil, sadece gelen veriyi sınıflandırmak için tam zamanlı 4 kişinin çalışması gerekiyor. Kimola ile 145 bin adet veriyi işaretlemek için gereken süre 8 dakika. Artı tabii ki verinin toplanması, analiz edilmesi ve içgörüye dönüştürülmesi için de çeşitli teknolojilere ve değerli stratejilere, araştırmacılara ihtiyaç var. Biraz da işin yenilik kısmından bahsedelim. Biz Kimola'nın ürünleri halihazırda 20 farklı sektörde kullanılıyor. Burada özellikle projenin nasıl yayılabileceğine
dair bir soru vardı TÜSİAD tarafında. O yüzden bunu özellikle belirtmek istedik. Otomotiv sektöründeki her marka için kullanılabilir. Şu anda ürettiğimiz makine öğrenim modeli. Yani bugün Ford'un verisini çıkartalım, yerine Opel'in verisini koyalım. Yine Opel'in pazarlamasından mı bahsediliyor, yoksa kalitesinden mi bahsediliyor, yoksa fiyatlarından mı bahsediliyor? Yine yapay zeka ayırabilir. Ve otomotiv sektöründeki her marka tüketicilerini anlamak zorunda. Tıpkı diğer büyük bildiğimiz kurumlar gibi. Böyle. Teşekkürler Bibin Hanım. Hazır sektörlere gelmişken, şimdi Kimola otomotiv sektörüne Ford Otosan'da mı girmiş oldu? Daha önce Doblo ile çalıştık. Bir tüketici araştırması yaptık kendileriyle bundan 2 yıl kadar önce. Aslında pandeminin başındaydı. Ama buradaki hani Ford'un buradaki katma değeri aslında Ford Doblo için yaptığımız şey tüketicileri anlamlandırma kısmıydı. Burada daha motivasyonlarını anlama, niye satın alma yaptıklarını anlama gibi içgörülere de ulaştık. Peki. Her sektör için ayrı, onu özellikle belirttiniz. Ağlama kelimesinden yola çıkan her sektör için ayrı bir modelleme çalışıyor Kimola, değil mi? Doğru. Her sektör için çalışıyoruz. Şu anda hali hazırda elimizde farklı farklı birçok, yani kedi mamasından tutun da bankaya kadar birçok makine öğrenim modeli var. Bu modellerimizi aslında biz public olarak yayınlıyoruz da. Yani bugün Kimola kognitif ürünümüze üye olan bir kişi girip bu modellerden bir tane, bizim yarattığımız modellerden birini kullanıp hemen analize başlayabilir. Başlangıçta da $75 kredi veriyoruz. O yüzden kimola.com/kognitif adresinden üyelik yapılabilir. Dolayısıyla markalar direkt sizin web sitenizden başlatabiliyor bu çalışmayı hızlıca. Evet, aynen öyle. Tabii ki burada şey de var. Yani biz Ford için bir makine öğrenim modeli yarattık. Makine öğrenim modeli yaratmak aslında öyle ha deyince yapılabilen bir şey değil. Yaklaşık 2 haftalık bir süreçti bizim tarafımızda. Makine öğrenim modeli yaratmak demek aslında yapay zekaya işte bu veri fiyat verisi, bu veri teknik arıza verisi gibi bir öğretim süreci geçiriyor ve sonrasında bu verileri ayırmaya başlıyor. Dolayısıyla sürdürülebilirlik için aslında makine öğrenim modeli yaratmak marka için çok çok faydalı. Tabii. Ahmet Bey'den bir soru geldi. Yapay zeka eğitimini üretim için kullanırken eğitim datasını nasıl elde ettiniz? Eğitim datasını şöyle elde ettik. Aslında Ford ile biz verimizi önce topladık. Yani Kimola'nın 2 ürünü var demiştim. Bu ürünlerden bir tanesi veriyi toplayan bir ürün. İkinci üründe veriyi analiz eden ve makine öğrenim modeli yaratılabilen bir ürün. Ford için verimizi önce topladık. Sonrasında eğittik. Elimizdeki verilerle, yani işaretlemeler yaptık aslında. Ve sonrasında da makine öğrenim modelimiz çıktıktan sonra gelen veriyi sınıflandırmaya başladık. Sosyal medya verisinin ne kadarını çekebiliyorsunuz? Günde 5 milyon, 10 milyon, 20 milyon tweet gibi yaklaşık bir şey var mı? Aslında yani benim elimde öyle bir sayı yok. Fakat buradaki yani her mecranın kısıtlamaları var aslında. Onu anlatarak başlayabilirim. Türkiye'de bundan 3 yıl önce Twitter ile görüştüğümüzde ortalama 100 milyon aylık içerik, Türkçe içerik olduğundan bahsediliyordu. Fakat burada aslında ben başka bir konuya dikkat çekmek isterim. Günün sonunda bir marka için önemli olan veri her veri değildir. Yani Ford hakkındaki her içerik aslında önemli değil. Bizim için burada önemli olan şey verinin bir şey söylüyor olması. Mesela şöyle bir veri düşünün. Aman Ayşegül Hanım yazdı mesela. Bu verinin aslında hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla araştırma için, içgörü çıkartabilmek için hangi verinin değerli olup olmadığına da karar vermek gerekiyor. Bu bağlamda biz tabii ki bütün veriyi toplayıp sonrasında bunu sınıflandırarak bunu çözüyoruz. Başka türlüsü de mümkün değil açıkçası. Sayısal anlamda da dediğim gibi, yani bizim 100'ün üzerinde müşterimiz var. Hani sadece Türkçe değil, birçok farklı dilde de veri topluyoruz. Oldukça geniş bir şey olabilir, ne derler? Geniş bir cevap vermiş olabilirim bu alanda.
Peki bu veriyi nasıl saklıyoruz? Analizleri yapmak için etiketlenmiş veriyi saklamamız gerektiğini tahminiyle konuşursak demiş izleyicimiz. Kaç aylık veriyi saklıyorsunuz ve KVKK açısından bir değerlendirir misiniz? Sıkıntı var mı? Evet, çok güzel bir soru, çok beğendim. Şöyle, bizim tuttuğumuz veri burada konuşma verisinin kendisi. Ancak konuşma verisini kimin ürettiğinin verisini tutmuyoruz. Dolayısıyla işte Ahmet Bey şöyle bir şey söyledi değil de böyle bir içerik var oluyor aslında bizim tuttuğumuz şey. Bu bağlamda da günün sonunda bu bir public veri. Yani sizin Instagram'daki işte mesajlarınıza giremeyiz, WhatsApp mesajlarınıza giremeyiz. Hatta belirli mecralardan veri dahi alamayız. Mesela Instagram'da yine çok kısıtlamalar var. Facebook'ta çok kısıtlamalar var. Dolayısıyla siz bir kullanıcı olarak eğer verinizin işlenmesini istemiyorsanız zaten hesabınızı public yapmıyorsunuz. Bir de bununla beraber sadece sosyal medya verisini tüketici verisi olarak da görmemek lazım. Aynı zamanda burada markalar için sadece tüketici verisinin kendisi değil de haber verileri de çok önemli oluyor. Biz haber verisini de tutuyoruz. Çünkü bir marka olarak aslında strateji üretirken neye bakıyorsunuz? Rakiplerim en çok neler hakkında konuştu geçen sene? Hangi özellikleri hakkında konuştu? En çok fiyatı mı öne çıkarttılar yoksa işte bir modelin ne kadar iyi olduğundan mı bahsettiler gibi sorular da yine marka stratejisini etkiliyor. Dolayısıyla markaların sadece tüketici verisini değil aslında haber verisini tutması çok faydalı oluyor. KVKK tarafında da dediğim gibi bizim buradaki amacımız insanları point etmek, insanları işaret etmek değil, verinin kendisine önem vermek diyerek cevap vermiş oldum sanırım. Tabii gizli hesaplar dolayısıyla takip edilemiyor değil mi Instagram'da? Tabii. Dışarı çık olmayan hesaplar takip edilemiyor. Ve şeyi özellikle belirtiriz. Olay tabii ki sadece sosyal medya değil. Aynı zamanda marka ile ilgili, evet. Ford Otosan'la ilgili televizyon haberleri, rakiplerinin takip edilmesi. Aslında bildiğimiz medya takip işi de var. Sabahları raporlanan, hakkınızda çıkan haberler hikayesi. Ama siz orada da normalde manuel yapılan bir işi yapay zeka ile yapıyorsunuz. Buradan mesela İlknur Hanım'a özellikle yöneltmek isterim. Ford Otosan'ın birçok şirket gibi manuel olarak böyle bir şeyi var. Bir ajans ya da çalıştığı bir çözüm ortağı ona raporluyor. Ve bildiğimiz kadarıyla da birçok ajans zaten bu işleri manuel yapıyor. Değil mi? Genelde bir tutmayla hem gazete haberleri için öyle hem televizyonda bir dinleme takip var. Şimdi Kimola'yla projelendirdiğiniz bu teknoloji ve sizin için geliştiren modelleme hayata geçerse nasıl bir katma değer yaratacak Ford Otosan tarafında? Nasıl bir geçiş olacak o manuel durumdan? Ve nasıl bir fayda sağlayacak tabii? Zaman, emek, bütçe... Doğru Başak Hanım. Şöyle bir önceki soru içinde aslında şunu söyleyeyim. KVK değil, biz demografik veriyle ilgileniyoruz. Yani cinsiyet, yaş aralığı, eğitim durumu, izlediği, takip ettiği haber kanalları. Biz bilgiler bizim için önemli. Çünkü çok fazla takipçi var. Aslında burada kitle önemli değil mi? Yani Ford'u takip eden kişilerin demografisi. Dolayısıyla hani toplu bir kitle verisinden bahsediyoruz burada. Kişi verisinden. Zaten hani diğer sosyal medya analizi ürünlerinden de Kimola'nın ürününü ayıran özellik kitle yaşam analizi. Aynı zamanda bu rakip firmalar için de geçerli. Yani benim takip eden müşterinin demografik bilgisiyle rakibimi takip edenlerdeki durum nedir? İşte benim garanti servislerimden, süreçlerimden, bayilerimden memnuniyet skoru rakiplerimde nasıldır gibi bir analize de varabileceğimiz içgörüler var. Bunlar çok büyük katma değer, sizin sorunuza da bağlamak gerekirse. Normalde bu aslında nasıl yapılıyordu yapay zeka ve analitiğe geçilmeden önce? Sosyal medyalardan, işte şikayet sitelerinden, gazetelerden gelen haberler manuel olarak bir kişi, birkaç kişi veya bir ekip tarafından okunup pozitif, negatif, natürel dediğimiz etiketlerle işaretleniyor. Manuel bir operasyon ama bu kesinlikle uygun değil. Çünkü hani kişilerin de o günkü psikolojisine göre değerlendirmesi ve hani mesleki körlük de bir süre sonra belki meydana çıkacak bir durum. Şimdi aslında hedeflediğim şöyle bir şey var. Ürünün
Bizim bu arada bir Kimolo ile çalışmaya başladığımızda veri analitik ekibinin ilk kurulması sebebiyle tüm iş süreçlerini, operasyonları biz yürütüyorduk. Şimdi artık müşteri tarafında da bir analitik ekibimiz kuruldu. Bu yaptığımız çalışmaları nereye taşıyabiliriz bir sonraki aşamada? Customer Data Platform'umuz, yani müşteri veri platformumuza sosyal medya datasıyla eşleştirerek aslında müşterileri uçtan uca takip edebilmek bizim için çok kıymetli ve değerli olur. Bir bu, bir de aslında sürdürülebilirlik artık dünyanın gündeminde hedeflerimiz var. Hani ülke olarak 2030 yılında tüm araçların elektrikli araca dönüşmesi, Türkiye'ye 2,5 milyar dolarlık bir petrol faturasında bir tasarruf hedefleri de mevcut. Bununla birlikte aslında elektrikli araçlar, şarj istasyonları, baterilerin aslında araçların şarj edilebildiği yerlerdeki memnuniyet skorları da aslında bu ürünlerle toplayabileceğimiz veriler arasında diye düşünüyorum. Gelecek planlarımızda da umarım bunları gerçekleştirebiliriz birlikte. Umarız, umarız. İyi sinerji yakalamış iki firma. Adım adım böyle her aşaması uygulamaya geçtikçe zaten biz de takip ediyor olacağız. Süremizin sonuna geliyoruz ama benim bir iki kısa sorum daha var. Onların cevabını almadan da bitirmek istemiyorum. Bir tanesi iş modeli. Ford Otosan'la Kimola arasındaki iş modeli süreç nasıldı ve isterseniz önce İlknur Hanım'a bir sorayım. Bunu nasıl fazlandırdınız ve ilk tamamladığınız kısım. Yani bir modelleme yapıldı bildiğim kadarıyla. İlk onun yapılması gerekiyor. Sonrasında süreç daha detaylı devam ediyor. Beybin Hanım'dan da müşterilerle nasıl çalışıyorsunuz? Ne kadar süreç, ne kadar sürüyor işi başlatmak, düğmeye basmak ve sonra da düzenli tekrar eden ne çalışma var? Nasıl destek oluyorsunuz müşterilere? Tabii şöyle açıklayayım. Aslında biz Agile çalışan bir ekibiz. Öncelikli olarak aslında firmayı iş birimleriyle biraz daha satış pazarlama ekipleriyle bir araya getirdik. Müşteri ekiplerimizle neyi hedefliyorlar, nedir KPI'leri, neyi görmek istiyorlar. Biz ürünü teknik olarak değerlendirip çözümü anladıktan sonra tabii ki daha sonra Agile çalışan bir ekip olduğumuz için Kimola ile de birlikte aslında ilk 2 hafta kadar sanırım yanlış hatırlamıyorsam böyle daily stand-up görüşmeler, sonra haftalık review'larla 4 hafta gibi kısa bir sürede ürünün MVP'sini, aslında bizim için kullanılır bir ürün bu arada, MVP olarak bahsettiğim ürün tamamen şu alt kullan, yani hazır bir ürün idi. Hazır hale getirdik diyebilirim Çok açıkçası. güzel, çok güzel bir zamanlama. Beybin Hanım, genel anlamda müşterilerinizle adımlardan bir bahsedebilir miyiz? Ve sonraki dediğim gibi çalışma nasıl devam ediyor sonra? Kullanmaya başladık. Tabii ki. Okey. Belli bir Bir de güncelleme periyodu var sanırım ya da bir teknik destek var mı? aslında şöyle bizim 2 farklı modelimiz var. Bunlardan bir tanesi örneklerini de vererek gideyim hatta. Mesela Pınar markasıyla olan çalışmamızdan bahsedeyim. Pınar markası Amerika pazarına girerken dondurulmuş gıda kategorisinde mesela gelip bizden bir araştırma aldılar. Siz nasıl bugün bir markanız olsa Ipsos'a gidip aslında hani bir araştırma yaptırırsınız. Yine aynı şekilde Kimola'ya gelip bir seferlik araştırma alabiliyorsunuz. Bu araştırmada neler oluyor? Bir, tüketicilerin beni neden satın alıyor? Ya da tüketicilerin X ürünlerini neden satın alıyor? Nasıl satın alıyorlar? Nereden satın alıyorlar? Ne zaman tüketiyorlar gibi aslında bütün tüketim motivasyonlarını ya da tüketmemelerinin sebeplerini, bariyerlerini, tansiyon noktalarını öğrendiğimiz bir araştırma oluyor aslında. Bu araştırmanın adı, bu metodolojinin adı daha doğrusu sosyal araştırma. Bununla birlikte bu tüketicilerin profilini de yine aynı şekilde demografileri, ilgi alanları, hangi tarz müziği sevdikleri, hangi TV yayınlarını izlediklerini yine aynı şekilde bir seferlik alabiliyorsunuz. Bu kısım dediğim gibi ben pazara gireceğim ya da pazardaki durumumu öğrenmek istiyorum, bir genel araştırma yapmak istiyorum diyen her markanın yaptığı da bir şey. Tamam. Bu bizim İkincisi? modelimiz. İkinci modelimiz daha sürdürülebilir bir model ve özellikle de pazarlama kampanyalarını aktif olarak yürüten, tüketicileriyle sürekli konuşan markalarda da aylık olarak aslında belirlenen kelimeleri, markaların takip edilir. Ford'dan örnek verecek olursak Ford Trucks ve rakiplerinin hatta otomobil, araba gibi kelimelerin de takibi. Bu kelimeler aylık olarak takip edilir ve makine öğrenim modelleri oluşturulduktan sonra aylık olarak isterlerse raporlanır. Bunun raporlarını dashboard'a girerek de alabilirler.
İşte günlük mailler gelir, işte hakkınızda şöyle şeyler söylendi diye. Ve büyük çerçevede görülür. Ne demek istiyorum? Yani aylık olarak bizden en çok fiyat konusundan bahsettiler deyip yine dashboard'a girilerek fiyat konusunda insanların ne konuştuğu görülebilir. Biz bunun üzerine bizim ekibimizdeki araştırmacılar ve stratejistlerle ek bir hizmet olarak bu olduğunda, yani işte insanlar en çok fiyat konuşuyorlar, fiyatta da şöyle bir motivasyonları var, İsterseniz şu tarz bir iletişim yapabilirsiniz gibi ekstradan rapor hizmeti de sağlıyoruz. Tamamdır. Bir sonraki soruma da oradan bağlamış oldunuz aslında. Şimdi çalışma modelinin bir tanesi daha çok böyle proje bazlı gibi belli bir konuda pazar araştırması yapıyorsunuz. Ona göre firma karar alıyor. Bu da ne yapıyor? İşte önceden aynı konuda araştırmaya ihtiyacımız var. Bunun işte briefi nedir? Bütçesi kaça çıkacak? Hadi buna bir onay alalım. Sonra sahaya ekipleri yollayalım. Sonra bunun bir raporlaması olsun. Ve hem uzun soluklu hem bütçeli bir işi çok daha pratik, hızlı ve tasarruf ettirici bir şekilde yapmış oluyoruz. İkincisi de sürekli çalışma. Herhalde özellikle FMCG sektöründe falan önemlidir diye düşünüyorum. Anlık olarak sürekli kampanya... Kampanya, ona göre bir aksiyon al, negatif bir şey varsa hemen ona karşı ne yapabiliriz bak. Dolayısıyla anlık olarak da bunu takip edebiliyorlar. Evet. Raporlamaya bağladınız. Raporlamayla ilgili birazcık daha bilgiyi açsak, nasıl bir raporlama sistemi var? Oradan da ilk Nur Hanım'a bağlayıp tamamlamak isterim, süremizi daha fazla aşmamak için. Harika. O raporlamalar çünkü aksiyon oluşturacak nitelikte mi ve marka içerisinde, müşteri içerisinde nasıl kullanılabilir? Çok güzel. Burada hem aslında birkaç tane use case'den de bahsedebilirim hızlıca. Öncelikle formattan bahsedeyim. Bir, marka her gün sabah 9'da ve akşam 5'te genelde tercih ederler ama istedikleri saat aralığında, yani 20 dakikada bir de alabilirler. Maillerine istedikleri konu başlıklarında içerikler gelir. Yani işte müşteriler Ford artı fiyat hakkında konuşuyorlar deyip kendisine aslında mail kurabiliyor dashboard üzerinden. Dolayısıyla raporlamadan bahsediyorsak eğer, genel durumu anlamak adına günlük raporlar olur. Bunlar otomatize edilmiş raporlardır. Bayağı dashboard'dan girip kurarlar. İkincisi de aylık raporlar. Aylık raporlar aslında biraz daha içgörü odaklı raporlardır. Neden? Çünkü veriye daha geniş bir perspektiften bakarlar. Yani bu ay bizim başımıza ne geldi? Bu ay tüketici nereye shift ediyor? Bunu görmek içindir. Burada biz markalarımızla aylık toplantılar yaparak bu araştırmaları, yani bu içgörüleri sürdürüyoruz. Birçok firma aslında bu tarafta verileri, yani raporlarını PDF formatıyla göndermeyi tercih ederler. Fakat biz ben bir de üzerine hani artık 10 yıl küsürlük bir ajans deneyimim de olduğu için biliyorum ki o raporlar okunmuyor. Biz o yüzden Kimol olarak burada bir yönetici özeti yapıyor musunuz? Yapmıyoruz. İşte zaten tam olarak yönetici özeti yapmıyoruz. Onun yerine ekiplerle buluşuyoruz ve aslında onların da aksiyon almasını sağlıyoruz. Çünkü bir şekilde bir momentum yaratmak için aslında birilerinin o itici güç olması lazım. Biz Kimol olarak o itici güç kısmını açıkçası üstleniyoruz ve işte böyle aksiyonlar alabilirsiniz deyip gerçekten işte satış ekiplerine brief verilmesini sağlıyoruz. Etkinlik ekiplerine brief verilmesini sağlıyoruz. Hatta bazen sadece pazarlama ekibi değil de o konu kimi ilgilendiriyorsa o ekipler de toplantıya giriyor ve biz bunu çok seviyoruz. Çünkü günün sonunda her şeyi de pazarlama ekibinden beklememek gerekiyor. Bu bağlamda bizim toplantılarımız aslında şirketlerin bütün departmanlarındaki herkese açık. Çünkü içgörü artık herkes için önemli. Aylık toplantılarımızın dışında bir de veriye daha geniş bakmak isteyen markalarımız da oluyor. Hızlıca ondan da bahsedeyim. Aslında en iyisi, en temizi hem aylık olarak takip etmek hem de 6 aylık bakış açılarıyla geniş stratejiler kurmak. Çünkü bu ay ne oldu sorusunun cevabını vermek çok güzel. Ama bir yandan da bir 6 aya, son bir 6 aya bakıp biz önümüzdeki 6 ayda şöyle bir planla ilerlemeliyiz. En çok şundan bahsetmeliyiz. Şu tarafta pazarlama kampanyası yapmalıyız gibi aksiyon, daha büyük kararlı aksiyonların aslında alınması gerekiyor. Bir ay yine çok kısa bir süre çünkü hakikaten daha planlı gitmek büyük açısından kararlar, 6 ayda bir durup neredeyiz ve ne yapmalıyız kesinlikle bakmak lazım. Evet. Bizim gün sonundaki amacımız burada aslında markanın bizimle uzun süre beraber çalışması ve tabii ki daha çok satış yapması. Tabii ki. İlknur Hanım, o zaman sizinle bitirelim. Bu raporların anlık uyarılar, ayda bir
durum raporları ve öneriler, 6 ayda bir de stratejik bir değerlendirme. Yarın öbür gün uygulamaya başlarsanız eğer bunu içerideki süreçlere nasıl yönlendirip nasıl kurgularsınız, koordine edersiniz? Böylece teknoloji kullanıcısı olarak bizi izleyenlere de biraz fikir verir. Kolay değil çünkü üretim tarafına da gidecek şey var, satış pazarlama da var, mali tarafla ilgili konular olabilir, reklam olur. Buyurun. Doğru. Aslında pek çok kanala isabet ediyor, pek çok farklı departmana. Entegrasyon noktasında CDP dediğimiz platformumuzla entegre olması gerekiyor ki müşteriden gelen departman bazlı işte kalite veya ürün geliştirme. Ürün geliştirmenin altında pek çok carline'larımız var, araç modellerimiz. Onlardan hangileriyle ilgili neye isabet ediyor? Otosan da büyük bir şirket biliyorsunuz. 15 bin yakın çalışanımız var. Departman bazlı çalışıp ayrıştırılması, alarm verilmesi gereken bir konu. Daha yapacak çok işimiz var diyebilirim aslında, çok detaya girmeden Başak Hanım. Tabii. Hatta onun bir sonraki adımı da aynı zamanda servisler var, tedarikçiler var, değil mi? Satış. Tabii, dahilerimiz var. Satış, ya, tabii tabii. Dolayısıyla giderek büyüyecek yani aksiyonları almak kolay değil. Kolaylık diliyorum. Neyse ki en azından hazırlık tarafını, veriyi topladıktan sonra işte o analizini, raporlamasını yapacak bir teknolojiyle karşılaştık. Artık ondan sonrası da teknoloji kullanan müşteri firmaların kendi içindeki koordinasyonu ve değerlendirmesine kalıyor. Doğru. Çok teşekkür ediyorum. Süremizi açtık. O yüzden burada kesiyorum. Son birer cümleniz varsa alayım ve kapatalım. Ben çok teşekkür ediyorum TÜSİA'da bir katalizör görevi görüp bizi Kimola ile tanıştırdığı için ve hani bir bilinmeyen veri havuzuna ışık tuttukları için de Kimola'ya ayrıca teşekkür ediyorum. Sonraki programlarda da görüşmek üzere. Umuyoruz. Çok teşekkürler. Beybin Hanım. Ben de çok teşekkür ederim her şey için. Ağzınıza sağlık. Bizi tekrar buluşuruz için de çok teşekkürler. Çok teşekkürler. O zaman bundan sonrası için de başarılar diliyoruz. Yine etkinliklerimizde de projenin ilerleyen fazları olursa sizleri konuk etmekten mutluluk duyarız. İzleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Süreyi açtık. Kusura bakmayın ama konu ilginçti. Son sorularımı sormadan bırakmak istemedim konuklarımı. Teşekkürler sabrınız için. İyi günler, sağlıklı günler. İyi günler, hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.